3 oldu, bekletmeyelim sizleri. Evet, fuar nasıl gidiyor, iyi mi? Kaçıncı defa geliyorsunuz, ilk mi? Yani bugün ilk defa mı? Her gün geliyor musunuz? Her gün geliyorsunuz, çocukları mı getiriyorsunuz? İyi, ne kadar güzel, harika. Yani bir defa gelip gitmediniz yani. Bugün peki benim için ilk defa gelen kimse var mı? Ha, siz var ya, yemin ediyorum. Ama iyi biliyorsunuz. Aferin size, yemin ediyorum. Allah razı olsun. Hadi o zaman başlayalım. Şöyle yapacağım. Zaten televizyonda görüyorsunuz, izliyorsunuz. Konuştuklarım aşağı yukarı. Sizlerden de soru alarak gideceğim yani. Bir sorularla gidelim bugün. Muhtemelen demişsinizdir. Ya ben bu adamla bir karşılaştığımda bir şey soracağım. Şu sorunun cevabını merak ediyorum diyen olmuştur. Öyle başlayalım. İlk soru sormak isteyen şimdi kim var bakalım? İlk soruyu kim soracak? Demin birisi soru soracağım diyordu bana. Buyurun. Verin bakalım arkadaşlar. Yalnız ne kadar Alo. Kısa sorarsanız o kadar çok soru sorma imkanımız olur. Buyurun. Öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Sizi bütün televizyonlardan hiçbir programınızı kaçırmadan seyrediyorum. Peki buna yenge ne diyor? Yengenle salonlara ayırıyoruz sizin program olduğunuz günü. Ben ayrı televizyona gideceğim, o da ayrı televizyona. Eyvallah, 41 yıllık gurbetçiyim, onu da söyleyeyim. Öyle mi? Evet, Kuzey Galler'de yaşıyorum. Benim size sorum şu olacak. Buyurun abi. Bu Gazze-İsrail, Arap-İsrail savaşında İran'ın rolü ne olabilir? İran savaşa katılır mı? Katılırsa Amerika İran'a vurur mu? Çok kısa bir şey. Teşekkürler. Peki. Hadi o zaman size şöyle sorayım. Bu sorunuzun cevabını aslında siz biliyorsunuz. Azerbaycan-Ermenistan savaşı sırasında Azerbaycan hangi dine inanca sahipti? Peki bu savaşta kimin yanında oldu? Ermenistan'ın yanında oldu. Ermenistan'ın yanında oldu. Yani hiç kafasını kaldırıp bu konuda itiraz etmedi. Karabağ işgal edilirken de hiç ağzını açıp laf söylemedi. Açık ve net söyleyeyim. Onun dışında %35'e yakın nüfusu Azeri Türk'ü Tahran'ın, ya daha Tahran'ın diyorum, İran'ın. Ona rağmen yukarıdaki insanlarla benim vatandaşlarım kardeş, bu sorun bizim sorunumuzdur diye hiç sahiplenmedi. Ya ben açıkçası bugüne kadar politikalarında İsrail'le ilgili çok ağır söylemleri vardır. Çok ağır söylemleri vardır. Ama bu konuda ben İran'ın bir taraf olacağını düşünmüyorum. Yani girer mi, bu topa girer mi? Kiminle girer? Hizbullah üzerinden girer. Ama asla tek başına ben bu işe giriyorum, ben bu işin sonuna kadar gidiyorum diyeceğini zannetmiyorum. Yıllardan beri biz takip ediyoruz. Yalnızca bugün için bakmıyoruz. Yani baktığımız mevzu bu olsaydı keşke. Zaten bugün yaşadığımız sorunların en büyük problemlerinden bir tanesi İslam dünyasının kendi içinde bölünmesi değil mi? Kendi içinde mezheplere, fikri bölünmesi değil mi? Zaten bu bölünmüşlükten dolayı güç toplamıyorlar mı? Keşke hep beraber birlik olsaydık. Keşke o birliği beraber sürdürebilseydik. Mesela Bosna Savaşı'nda Pakistan, Türkiye ve İran beraber mücadele etti ve Boşnakları hayatta tutabildi o dönem. Yani 90'lı yıllarda bunu başarabildi. Keşke 2023'te de aradan üzerinden bir 33 küsür sene geçtikten sonra bunu da başarabiliriz. O mücadeleyi onlar kazanabilmişti o zaman. İnşallah halledilir diye düşünüyorum ama sorunuzun cevabı asla topa girmez. Azerbaycan yan tarafındaki Müslüman komşusu kendi vatandaşları için olan yere girmiyorsa buna hiç girmez yani. Evet, başka alalım mı soru? Var mı soru? Hanımefendi burada. Hocam sizin bu öngörülerinizi siyasi büyüklerimiz faydalanıyor mu sizin düşüncelerinizi? Yani sizden fikir alıyorlar mı? Biz sizi izliyoruz. Eyvallah. Sizle aynı fikirde oluyoruz. Peki bizim siyasilerimiz de sizle aynı fikirde oluyorlar mı? Vallahi ben fikirlerimi siyasilere söylemek ötesi değil mi? Onlar da bizden daha büyükler, daha iyi biliyorlardır. Yani onların da bir sürü danışmanları var. Ama şu bir gerçek. Benim konuştuklarımın aşağı yukarı tamamını aslında siz de düşünüyorsunuz, öyle değil mi? Çoğu zaman bana şunu demiyor musunuz? Ya ben de olsam bu cevabı veririm demiyor musunuz? Diyorsunuz. Ben de aynısını söylüyorum. Yani şimdi
siyasetçi büyüklerimiz veya bizden daha büyük olan abilerimiz. Onlar da sizin içinizden geldiler. Onlar da aşağı yukarı düşünüyorlar. O tehlikeyi onlar da görüyorlar. Şimdi şu anda çok, yani eski bakanımız da çok düzgün bir bakandı, Mevlüt Çavuşoğlu. Mesela şu anda Hakan Fidan'ın iyi bir Dışişleri Bakanı olacağını düşünmeyen birisi var mı aranızda? Ha? Ben olduğunu düşünmüyorum. Adam hem uzun bir süre MİT başkanlığı yaptı ve bütün bölgenin geleceğini biliyor. Yani neyi planladıklarını biliyor. Ve şimdi konuşmalarına dikkat edin, böyle çatır çatır cevabını veriyor. En son ne dedi? Hırsıza hırsız dedi, değil mi? Hırsıza hırsız dedi. Arkasına ne dedi? Gitti İslam konferansında. Ya biz dedi buraya gelip kınayıp kınayıp dağılıyoruz kardeşim. Başka bir şey yapmayı bilmiyor muyuz dedi, hatırlıyor musunuz? Peki bunları biz nasıl söyleyebiliyoruz? Yani bunları ne elde ettik ki bunları söyleyebiliyoruz? Biz neyi başardık ki bugünlerde bu kadar sesimizi yüksek söyleyebiliyoruz? Bunu söyleyecek olan arkadaş var mı aramızda? Bakın birkaç tane şey var. Buyurun. Bak arkaya doğru verelim onu. Harika. Bu arada üniversitede mi okuyoruz? Siz ekip misiniz? Beraber arkadaş mısınız? Hepiniz üniversite öğrencisi misiniz? Hepiniz şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişilik bir aile misiniz? Ama ben şöyle söyleyeyim, sizi yani ilk gelir gelmez siz dikkatimi çektiniz. Şey gibi, siz topluca aynı fikirdesiniz. Hep kafa sallıyorsunuz. Ben bakıyorum size. Açmadı mı? Abi sana mı gelince mi gitti sesimiz? Al abi al. Ben sana şunu vereyim. Al şunu al. Aç baba. Açıldan aç. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bunları elde etmemizin tek sebebi savunma sanayisindeki bu kadar yükselişimiz. Ve MIT'in başarılı operasyonlarındaki bölgedeki geleceğini de bildiğin için bunun için çok güçlüyüz bu konuda. Ailemle gelmiştim, onu sormuştunuz. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben de aynı düşünüyorum. Savunma sanayisinde gelişmemizden ötürü biz artık sesimizi çıkarabiliyoruz. Daha da inşallah gelişeceğiz. O zaman daha da kuvvetli olacağız. Bütün Müslümanların sesi olacağız inşallah. Burada bakkal olan, böyle ticaretle uğraşan kim var aranızda? Ticaretle uğraşan, bakkal değil mi? Yanlış anlamayın. Yani bakkal örnekti. Ticaretle uğraşan siz misiniz? Neyle uğraşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İthalat, ihracat. Bayağı büyük işler yapıyorsunuz. Yok abi, sen buna büyük geliyorsun şimdi. Daha ufak birisi. Benim soracağım soru biraz sana ufak kalabilir. Ama peki sorayım yine. Hadi tamam sorayım peki. Şöyle düşün. Gel otur abi. Yapma, ayakta kalma. Rakibin senden güçlü. İthalat, ihracat yapıyorsun. Rakibin senden daha da güçlü. Ve sen de daha bu işe yeni girmişsin. Adamların ilk yaptıkları şey ne? Sana ilk yaptıkları şey ne yapmaya çalışıyorlar? Ne yapmaya çalışıyorlar? Kendi pazarladığım çeşitleri kendileri elde etmeye çalışıyorlar ve daha ucuz maliyette piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Yani o kadar ucuz maliyetli veriyorlar ki seni batırmaya çalışıyorlar, değil mi? Aynen öyle. Peki. Sen o aşamayı da geçtin. Adamlar seni batırmaya çalıştılar ve sen batmadın. Ve ihracat yapmaya başladın ve biraz daha büyüdün. Bu sefer ne yapıyorlar sana? Bu sefer ne yapmaya çalışıyorlar? Onlar da batırırken baş edemiyorlar. Farklı bir yöntem denemeye çalışıyorlar. Farklı ürünler geliştirmeye çalışıyorlar. Piyasadan pay katmaya çalışıyorlar. Peki. En kötü ihtimalle biraz daha büyüdüğünde bu sefer şey diyorlardır. Gel beraber ortak olalım, değil mi? Aynen öyle. Doğru. Gel beraber ortak olalım. Arkadaşlar, aslında devletler de işte demin sevgili kardeşimin söylediği gibi devletler de böyle. Hiç kimse tezgaha kimin gelmesini istemiyorlar. Niye? Dünyadaki bütün ekonomik birikimin tamamını bu sizin emperyal, benim emperyalist dediğim ülkeler kendi halkına sömürüp alıyorlar. Yani dünyanın
gelirinin neredeyse %75'ini 4-5 tane ülke paylaşıyor. Diğerleri de işte 200 küsür tane ülkede kırıntısıyla yemeğini doyurmaya çalışıyor, ekmeğini doyurmaya çalışıyor. O kadar gaddarlar ki bunu devamı da attırmaya çalışıyorlar. Yani %70'i %75, yani demiyorlar ki ya bu insanlar da yaşasın, bu insanlar biraz daha pay alsın falan demiyorlar. Ve kimseye de müsaade etmiyorlar. Bunu kırmanız için bir tek şartınız var. Hani mahalleye bir tane gelip haraca kesmek isteyen kişinin hesabını kim dürer? Mahallenin kabadayısı, değil mi? Bu mahalleye bir kabadayı lazım. Bak sana söyleyeyim. Orta Doğu'ya bir tane kabadayı lazım. O kabadayı olabilmeniz için de sizin güçlü olmanız lazım. Kabadayı adam bileği güçlüdür. Cesareti vardır. Bir şeyler bilir. Tamam mı? Mahalleyi tanır. Ben de onu söylüyorum. Bu mahalle bizim mahallemiz arkadaşlar. Yani Osmanlı bu coğrafyayı yüzyıllardır yönetiyor. Bu mahalleyi çok iyi tanıyor. Ama kendi içimizdeki sorunlar, başka sorunlar, o sorunlar, bu sorunlar, bu zamana kadar geldik. Sen dedin ya, savunma sanayi. Tek başına savunma sanayi yetmez. Ekonomisinin de güçlü olması lazım. Yani borç aldığın bir adama, borç aldığın bir adama bir yere kadar kafa tutarsın. Yani sonunda gideceksin yine borç almak için. O zaman borç almayacaksın. Borç alıyorsan da buraya kadar gelirsin. Bu ülkenin sorunu borcu olmadığı dönem yapacak. Asıl patlamayı o zaman yapacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Savunma sanayi ne işe yarıyor bakın. Geçen gün arkadaşlardan bir tane Sipse'de soruyorlardı. Aa, SİHA mı yiyeceğiz biz? Diyorlar mı size de? SİHA mı yiyeceğiz? Bakın arkadaşlar, o siyasete ne sağladı, bize ne sağladı biliyor musunuz? Yukarıda bulunan, yani bizim çıkarttığımız şu anda doğalgazın toplam değeri ne kadar biliyor musunuz? Bileniniz vardır herhalde, takip ediyorsanız. 1 trilyon dolar. Türkiye'nin toplam borcu ne kadar? 450 milyar dolar. Hepsi devletin borcu değil. 200 küsür milyar doları işte özel sektörün borcu. Devletin de 250 milyar dolar civarında borcu var. 1 trilyon dolarlık siz yukarıda bir tane servet buluyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Yıllarca petrolün olduğunu bildiğiniz ama terör yüzünden orada petrol kuyusu açamadığınız Gabar bölgesinde ve diğer yerlerde yalnızca bir yerde 100 milyar dolarlık petrol buluyorsunuz. Biz borcumuzu böyle ödeyeceğiz arkadaşlar. Esnaf gibi düşünün. Esnaf borcunu nasıl öder? Esnaf böyle öder borcunu. Üretir önce. Üretmeden ödeyemezsiniz ki. Ama bunları neyle yapıyorsunuz biliyor musunuz? İşte o SİHA sayesinde yapıyorsunuz. Önce terörü bitiriyorsunuz. Terör bitmeden orada, çünkü o petrol kuyusunu açma şansınız yok. O dağları kazmanız lazım. O dağları resmen patlata 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 yol açarak çıktılar oraya. O tırlar oraya çıkması lazım. 2600-2700 metre yükseklikler orası. O dağlara çıkacaksınız ve orada o petrolü bulacaksınız. Peki petrolün toplam büyüklüğü ne kadar? Hani hep diyorduk ya, bizim petrolümüz olsa biz ne yaparız? Hep demiyor muyduk? Biz Musul'u vermeseydik, Kerkük'ü vermeseydik bugün bunların hiçbirini yaşamadık demiyor muyduk? Alın arkadaşlar. Musul kadar petrol. 42 gravitelik bir petrol. Dünyadaki en zengin petrol yatağını bulduk. O petrol hep oradaydı. Petrol sonradan gelmedi ki. O petrol hep oradaydı. O petrol hep çıkartılsaydı, bugüne kadar çıkartmaya devam etseydik, biz bunların hiçbirini yaşar mıydık? Bizim bir kuruş borcumuz var mıydı? Peki biz biraz daha güçlü olsaydık, ekonomik olarak biraz daha güçlü olsaydık, biraz daha başka yerlere gelmiş olsaydık, bugün yaşanan, Orta Doğu yaşanan sorunlar yaşanır mıydı? Vallahi Gazze ile ilgili konuya gireceğim. Yani Gazze ile ilgili konuyu konuşacağım. Bu konuda fikrim çok net. Bununla ilgili en sona saklıyorum ama önce şunu halletmemiz lazım. Bugün yaşanan sorunlar. Ben bir kitap istemiştim ama Mesih kitabını gelmedi mi ya? Geldi mi? Ha, peki. Bu kitabı biz yıllar önce, yani 3 sene falan önce, 4 sene önce falan yazdık.
İşte Trump'ın, o zaman Trump onların başkanıydı. Kudüs'ü falan verdiği dönemlerde bu kitabı yazdık. Hani onların Mesiyah dedikleri bu şeylerin, Siyonistlerin Mesiyah dedikleri olayı yazmaya çalıştık. Bana arkadaşlar hep söylüyorlar, bugün yaşananlar abi Hamas saldırdığı için mi soğudu? Yok. Adam zaten ne istiyorsa birebir yapmış arkadaşlar. Bu kitapta tamamını anlattık. Dedik ki adamların bir kafasında bir problem var ve bu problem için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Peki bu sorun yalnızca Gazze'de mi kalacak? Yani bu olay Gazze'de bitecek mi? Gazze'yi temizleseler, bütün oradaki Filistinleri, Müslümanları oradan atsalar, hepsini de gönderseler, Batı Şeria'yı da temizleseler, bak Mescid-i Aksa'yı da yıksalar, adamlar öyle diyorlar çünkü biz Mescid-i Aksa'yı yıkacağız diyor. Yerine Süleyman Tapınağı'nı yapacağız diyor. Bunu da saklamıyor adam, yani gizli saklı bir şey değil bu. Bitecek mi bana söylesenize? Sorayım size, bitecek mi? Dur, var mı? Mikrofon nerede? Bitecek mi? Sor bakın, hadi. Aslında İsrail teolojik bir yapıya sahip olduğu için çok açık bir şekilde bayrağında da gösterdiği üzere Nil deltasından başlayarak bizim Fırat Dicle bölgesine kadar ki bölgelerin tamamında bir devlet kurmak istiyor. Bunu açık açık söylüyor. Ve sanırım tam da sizi bulmuşken buna bağlantılı iki sorum olacaktı. Yok. Benim cevabım bitmiş. Cevabımı almadım. Tamam. Ben diyorum ki peki oraya geldi. Adam bizim yukarı doğru gelmeye başladı. O topraklar kimin şu anda? Şu an Suriye zaten işgal edilmiş veya parçalanmış durumda diyelim. Irak var. Sonrasında da tabii ki biz varız. Yani son kısımda artık Türkiye devreye gireceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bir Türkiye ile... Yani kendilerine vaat edilmiş toprak diye yaptıkları toprakların bir kısmı da kimin toprakları? Bizlerin. Bizim toprakları. Bizim peki. Toprağımız. Tamam. Devam et abicim. Sorunu alayım. Sorum şu. Ben asıl bahsediyoruz ya işte 60 kadar Müslüman ülke, 1 milyardan daha fazla, 2 milyara yaklaşan bir Müslüman nüfus. Ama şu an bakıyorum bahsettiğiniz üzere sadece Türkiye'den bir ses var ama İbrahim Anlaşmalarından sonrasında mı artık sizin yorumunuza bırakacağım o kısmı tabii ki. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap ülkelerin önde gelen ülkeleri, hatta Mısır bile devrede değil şu an. Yani çok sessiz, cılız bir ses veriyorlar. Dikkatimi çeken ikinci kısımda Çin'in tavrı. İlk defa Çin sanki Orta Doğu'ya girmeye başladı. Yani ufaktan da olsa bir ses verir gibi oldu. Bunu nasıl yorumlarsınız? Bunun devamı gelir mi? Gelirse nasıl bir dengeleyici bir güç olur mu Amerika'ya karşı? Peki sen şunu sordun ilk önce. 60 kadar Müslüman ülke varken, 2 milyar nüfus varken bu yaşananların tamamı nasıl yaşanıyor diye sordun değil mi? Tarihte ilk defa mı oluyor? Haçlı seferleri sırasında Haçlı orduları nereden geçti? Yani Müslüman coğrafyasından geçti. Savaşa 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 girdi. Kudüs'ü aldı. Kudüs hep aynı yerdeydi değil mi? Değişmedi değil mi? Hep aynı yerde. Onun etrafı neydi? Her defasında. Yine değil miydi? Peki o zaman herkes kimi bekledi? Biz Selahattin Eyyubi'yi beklediler değil mi? Dünya tarihi dediğiniz şey şöyle. Birleştirici liderler veya liderlik edecek insanlar önemlidir. Yani şunu görüyoruz. Bunu da yaşıyoruz. Bazen bir güçlü ülkenin ortaya çıkması ve diğerine yardımcı olması gerekir. Ben size bir örnek vereyim. Azerbaycan kardeşimiz kendi topraklarını tek başına kurtarabilir miydi? Çok zordu. Niye çok zordu? Birincisi silah sistemlerinin tamamı Rusya'dan alıyordu. Gelişmiş silah sistemlerine sahip olması gerekiyordu ki Karabağ gibi bir Dağlık Karabağ gibi bir yeri, onları ölçüyorduk. Artık Karabağ diyoruz. Oranın o dağlık arazisine geçmesi çok zordu.
30 yıldır orada yapılan bir yer vardı. Türkiye'nin kendi silah sanayini yapıp bununla ilgili teknoloji elde edip ona vermesi gerekiyordu. Buna da liderlik etmesi gerekiyordu. Bir de arkada durması gerekiyordu. Demesi gerekiyordu ki senin başına bir şey gelirse ben bu savaşın içindeyim demedik mi? Ne dedik? Bu savaşa üçüncü bir ülke karışırsa biz de dalarız dedik demedik mi? Dedik. Hatta oraya F-16'larımızı göndermedik mi? Gönderdik. Askerlerimiz gitmedi mi? Gitti. Ne oldu? Karabağ savaşı bitti. Şu anda Karabağ'da bir sorun var mı? Yok. Peki o olduktan sonra ne oldu? Hakan Fidan konuşmasının dikkatini çektiğini bilmiyorum. Bir isim kullandı, bir laf kullandı. Turan Ekonomik Bölgesi diye bir kelime kullandı Amerika Birleşik Devletleri'ne. Turan Ekonomik Bölgesi. Nereden başlıyor? Türkiye'den başlıyor ta Çin'e kadar uzanıyor. Türk devletlerinin beraber işbirliği yaptıkları bir anlaşma bu. Petrolü ve doğalgazı beraber işletip, beraber bir ekonomik bölge kurup, aynı Gümrük Birliği gibi, şey gibi, Avrupa Birliği gibi, belki ondan daha da büyük olacak inşallah, bir güç birliğine gidiyor. Şimdi bankasını kurmaya başladılar. Kendi sistemlerini kurmaya başladılar. Ama bunun için önce kimin ne yapması gerekiyordu? Bir tane ülkenin çıkıp buna ön ayak olması gerekiyordu. O abi kim şu anda? Türkiye. Peki Müslüman da coğrafyasında kim var şu anda bunu yapacak? Türkiye'nin biraz daha güçlenip, çok az bir zaman kaldı, ben size söylüyorum. 3-4 sene gibi bir şey kaldı. Bu bulunan doğalgaz ve petrolden daha büyük doğalgaz ve petrol bulma çalışması sürüyor. Birçoğu da bulma aşamasına geldi. Son aşamasındalar. Bu bittiğinde bugün konuştuklarımızdan çok daha farklı bir şey konuşacağız. Yani bana 10 sene önce, 15 sene önce milliyetçi arkadaşlarımla beraber konuştuğumuzda biz Karabağ'ı kurtaracak mıyız dediklerinde ümitsizlik vardı. Ne oldu? Halledildi. Biz doğal gazı, petrolü bulacak mıyız dediğimizde ya biz de çıkartmazlar, ya bize müsaade etmezler. E çıkarttık. Türkiye PKK Türkiye'de eylem yapamaz noktaya gelecek dediğimizde ya onu hep destekleyecekler. Ne oldu? Şu anda PKK Türkiye'de eylem yapabiliyor mu? En son Ankara'da yaptığı ben eylem olarak görmüyorum. Eyleme teşebbüstü. Yani biz şunları gördük. Benim kendi görev yaptığım dönemde de gördüm. 700-800 kişiyle bir karakola saldırmak döneminden bugün 3 kişinin bir araya gelemediği bir dönemi yaşıyoruz yani. Bunların her biri üst üste koyarak geliyor arkadaşlar. Siz bunları taçlandırdığınızda bir şeye liderlik edeceğiz. Hep beraber bir şeye liderlik edeceğiz. O liderlik de bugün Türk dünyası için geçerli. İnşallah İslam coğrafyası için de liderlik edecek zaman gelecek. Ama daha zaman var onun için. Önce bunun için kimseye borcumuzun olmaması lazım. Buna da hep beraber gayret etmemiz lazım. Bunun başka bir çıkış yolu yok. Yani Gazze'yi bırakın. Dünyanın herhangi bir yerinde birisinin burnu kanadığında üzülen bir toplumuz biz. Bizim merhametimizin kilometre kayacı yok arkadaşlar. Bosna'daki Müslümanlarla bizim sınırımız mı vardı? Sınırımız mı var? Yok. Ama sınırımızın olmaması onların orada katliamına göz yummamızı gerektirmedi. Onun kavgasını da o zaman yaptık. O zaman çok mu zengindik? Yok. 1974'te Kıbrıs harekatını yaparken çok mu zengindik? Çok mu silahımız vardı? Yok. Yaptık mı? Yaptık arkadaş. Ya bu coğrafyadaki bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizimle beraber ortak hareketen ve bizimle beraber aynı tarihi yaşamış insanlara karşı hiçbir zaman sırtını dönmedi ya. Peki Gazze olunca niye bunun için daha farklı bir şey bekliyoruz da sırtımızı dönmemizi bekliyorlar? Veya şu konuşmayı niye yapıyoruz? Vicdanlı insanlar vicdansızlara niye hesap vermek zorunda kalıyor kardeşim? Ben Gazze ile ilgili iki tane kelime ettiğimde bunun hesabını bana sormaya nasıl cesaret edebiliyorlar vicdansızlar? Diyor ya, Gazze bizim sorunumuz mu? Senin sorunun olmayabilir arkadaş ama benim sorunum. Ve ben bu konuda tarafım arkadaş. Ben tarafım. Çünkü ben insanım. Bunun için Müslüman olmama da gerek yok. Oradaki o çocuğun gözyaşı dökmesini ben kaldıramıyorum arkadaş. Siz evladınız akşam eve gittiğinizde sevmiyor musunuz? Başını okşamıyor musunuz? Hiç aklınıza gelmiyor mu?
Ya bu adamlar bize de bunu yaparlar diye geçmiyor mu aklınızda? Çoluğunuzu çocuğunuzu korumak daha çok düşünmüyor musunuz? Biraz daha fazla sevmiyor musunuz? Yatağınızı alıp sarılmıyor musunuz? O çocuk ağladığında söylediğinde şey sizi hiç rahatsız etmiyor mu? Beni rahatsız ediyor. Ve ben bunun için kavgamı yapmaya devam edeceğim. Çünkü kavga benim kavgam. Bakın bütün kavgalar şahsidir önce. Devletin kavgası olmaz. Şahsidir kavgalarınız. Yani sokakta bir şey geldiğinizde, bir şeye uğradığınızda, namusunuza bir şey yapıldığında duruyor musunuz? Dinliyor musunuz? Çocuğunuza herhangi bir işte dediğim bir şey saldırdığında engellemeye çalışmıyor musunuz? Bekliyor musunuz böyle? Duruyor musunuz? Durmuyorsunuz değil mi? Önce şahsidir. Kendiniz koruyacaksınız kendi değerlerinizi. Ben de onu söylüyorum. Yani bu hikayelere bakıyorsunuz, ediyorsunuz ya. Ve sessizlik, beni kahreden sessizlik, devletlerin sessizliği değil, toplumların sessizliği. Vicdanımız ne zaman gitti ya? Vicdanımız ne kadar, ne zaman biz bu kadar vicdansız olduk yani? Kendimden bahsetmiyorum, Türkiye'den bahsetmiyorum. Ya düşünün ya. Oradaki Suriyeli bir kız çocuğu vardı, hatırlar mısınız? Annesi babası bombalamada ölüyor. Böyle tozu toprağı her tarafı da içine kalmış. Bir de ağlıyor böyle, artık buradan akan gözyaşları çamurun içinden akıyordu yani yüzünde. O kadar büyük bir patlamadan çıkmış. Onun bir söylediği kelimeyi hatırlıyor musunuz? Şey diyordu, ben sizi Allah'a şikayet edeceğim diyordu. Allah bize bunun hesabını soracak ama burada değil, orada soracak. Diyecek ki siz ne yaptınız ya? Ama siz derken devlete sormayacak bunu. Size kendinize soracak arkadaşlar. Tekil çekeceğiz, tekil tekil. Sen ne yaptın diyecek ya? Bu konuyla ilgili konuştun mu? Bu konuyla ilgili çabaladın mı? Bu konuyla ilgili mücadele ettin mi? Bu konuyla yapman gerekeni yaptın mı? İnsanları ikna etmeye çalıştın mı? Yaptın mı kardeşim? Yoksa üstüne yattın mı akşama kadar? Açıp televizyonu seyredip karşısında durdun mu? Kimseye demiyoruz ki el al eline silaha git savaş demiyoruz. Ya yapacağımız onlarca şey var arkadaş. Bunları görüyorsunuz değil mi? Bu yaşananları görüyorsunuz. Bu yaşananların tamamı başka ülkeler için zamanında seyrediliyordu. Mesela Irak'a girildiğinde Suriye seyretti değil mi? Sonra Suriye'ye girdiler. Sonra Libya'ya girdiler. Sonra Tunus'u devirdiler. Sonra Mısır'ı devirdiler. Böyle gidiyorlar böyle tak 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 gidiyorlar böyle. O devriyorlar. Onu seyrediyoruz. Onu devriyorlar. Onu seyrediyoruz. Onu devriyorlar. Onu seyrediyoruz böyle. Gidiyor. Gözümüzün önünde bütün insanlar teker teker gidiyor. 90 yılından beri Irak Savaşı'nda ölen insan sayısı 1 milyon arkadaşlar. 1 milyon. 1 milyon insan. 1 milyon. Ve bunların her biri bizim sınırımızın dibi. Şey mi yapalım, şöyle mi duralım? Bu Irak'ın sorunudur. Bu bizim sorunumuz değildir. Bakın Irak Savaşı'na biz hiç girmedik, hiç karışmadık. 91 yılında da karışmadık, 2003'te de karışmadık. Irak Savaşı'nın 90'dan 2003'e kadar 12 senelik Türkiye maliyeti ne kadar biliyor musunuz? 130 milyar dolar. Ticaret yapamadığımız için kaybımız. İşte bilirsiniz. PKK'nın Türkiye'ye maliyeti ne kadar biliyor musunuz? Tam 2 trilyon dolar. Türkiye'nin borcu 450 milyar dolar arkadaşlar. Ya kavga edeceksiniz, ya direneceksiniz, ya bunun mücadelesini doğru yapacağız, ya da yavaş yavaş bütün ülkelerde olduğu gibi aşağı doğru çökeceksiniz. Ya vicdanlı olacaksınız, ya cesur olacaksınız, ya kavganızı yapacaksınız, ya da hiçbir şeyden vazgeçeceksiniz. Bu kişisel arkadaşlar, bu mücadele kişisel, kişisel. Bu kişisellikten vazgeçtiğimizde biz kaybederiz. Söyleyeyim size. Yani sorunun cevabı 60 milyon, 60 tane devlet değil, 2 milyar Müslüman tekilden bahsedeceğiz. Devletleri de, devletlerin içindeki insanlar, insanlardan başlayacağız biz. Tekil, sen ne yaptın, ben ne yaptım, kardeşim ne yaptı? Biz buradan başlayacağız. Buyurun.
Şurada beyefendi bak elini kaldırıyor. Komutanım öncelikle hoş geldiniz. Eyvallah kardeşim. Şehrimize. Allah razı olsun. Duygularımıza da tercüman oluyorsunuz, izliyorsunuz. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz bunun için de. Ben teşekkür ederim. Benim sorum şu. Orta Doğu evet gerçekten çok mücadelenin sert olduğu, ağır siklet boksörlerin sürekli dövüştüğü bir ring ve bizim de sürekli güçlü olmamız gerekiyor. Doğru. Yani sürekli fit olmamız gerekiyor. Ben şunu sormak istiyorum size. Bizim kendi içimizdeki bölünmüşlüğümüzün, yani askeri olarak güçlü olacağız, ekonomik olarak güçlü olacağız ama siyaseten de güçlü olacağız. Özellikle ülkemizin milli menfaatlerini ilgilendiren konularda birlik olamayışımızın, bir boksör örneğinden hareket edersek sağ kolumuz yumruk atarken sol kolumuzun engel olması, sol kolumuz yumruk atarken sağ kolumuzun engel olmasının tarihi, konjöktürel her neyse sizce bir ana sebebi var mı? Görünür sebeplerden bahsetmiyorum. Söylenilen şeylerden bahsetmiyorum. Temel sebebi nedir? Ve biz bunu nasıl aşabiliriz? Çünkü bunu aşabilirsek biz çok daha güçlü bir ülke ve diğer mazlum ülkeler içinde bir ümit olabileceğiz. Ama öncelikle kendi içimizdeki bu birlikteliği sağlamamız lazım. Bunun için sizin bir tespitiniz var mı? Sorun nedir ve biz bu sorunu nasıl çözeriz? Bu arada mesleğiniz nedir? Aynı meslekteniz. Ha tamam. Harika. Şöyle söyleyeyim. Bir defa örnekleriniz çok doğru örnekler. Yani tanımlamak anlamında çok doğru örnekler vererek geldiğiniz için söyleyeyim. Şimdi gençler bir soru soruyorlar. Mesela bana soru soruyor. Diyor ki ya abi ben niye cep telefonunu pahalı alıyorum? Haklı. Niye pahalı alıyor acaba? Veya ben diyor ki ben niye Avrupa'daki gibi yıllık kişi başı gelir 40 bin dolar değil. Ben niye bu kadar para alamıyorum? Ben niye hala 10 bin dolar kişi başı gelir olan bir ülkede yaşıyorum? Doğru. Doğru değil mi bunların hepsi? İstekler doğru. İstekler doğru. Çok doğru istekler. Ben de diyorum ki arkadaşlar isteğiniz doğru da sorunuz doğru mu? Bak şöyle söyleyeyim. Türkiye eğer bundan yaklaşık 50 yıl önce petrollerini bulup işletmeye başlamış olsaydı bugün hepimiz 40 bin dolarlık bir yıllık gelirin üzerine oturuyorduk değil mi? Peki. Peki biz yıllar önce 1940'lı yıllarda savunma sanayini yaptığımız yeri sürdürmüş olsaydık bugün tekrar yıktığımız tekrar yapmamış olacaktık değil mi? Bakın size bir örnek vereyim. Dünyada daha 3 veya 4 tane uçak fabrikası varken dünyada 3-4 tane uçak fabrikası varken bunlardan bir tanesi Türkiye'de biliyor musunuz? Biliyor muydunuz? Yani dünyada birkaç tane var. Avrupa'da iki tane, iki yerde uçak fabrikası var. Bir tanesi de Türkiye'de. O da Kayseri'de. Hatta geçelim. Recep Hurkuş'un yaptığı uçak o dönemin testlerden geçen en hızlı ve en iyi manevra yapan uçağı. Testlerden geçen en hızlı ve en iyi manevra yapan uçağı. Kimin yaptığı uçak? Recep Hurkuş'un yaptığı uçak. Yıllar kaç? Daha 1900'lerin sonu işte. Yani Birinci Dünya Savaşı bitmiş. Yeni işte. Yeni dönemlerde. Biz o zaman uçak yapmaktan niye vazgeçtik değil mi? Biz o zaman uçak yapmaya devam etseydik bugün biz Airbus olarak satıyorduk değil mi? Bugün uçtuğumuz uçaklar bize aitti. Çünkü biz yolcu uçağı yapmışız. 1930'larda yolcu uçağı yapmışız ve uçurmuşuz. Hatta biz bu uçaklarla ilk yolcu taşımacılığını Anadolu'da yapmışız biliyor musunuz? Ben o zaman sorayım size. Arkadaş biz niye bütün yaptığımız yerleri kapattık? Sorunun cevabı şu abi. Biz bu kavgayı ve bu ayrışmayı daha bugün yaşamıyoruz. Cumhuriyet kurulduğu günden beri yaşıyoruz ve yaşatıyorlar bizi. Hiç değişmedi. Yani bugünkü kavga şöyle bir kavga değil. AK Parti CHP kavgası değil veya Cumhur İttifakı Millet İttifakı kavgası falan değil. Bu kavgayı hep yemişiz çünkü biz. Zamanında sağ sol diye yemişler. Tamam mı? Yine yaptılar işte Türk Kürt diye yapmaya çalıştılar.
Alevi Sünni diye yapmaya çalıştılar. Her defasında aynı tuzağa kurarak devam etmişler. Zihin olarak böyle gelmişiz. Ya şimdi düşünsenize, bir ülke düşünün. Selçuk Bayraktar diye bir adam çıkartıyorsunuz. Bütün dünya adama madalyalar veriyor. En son Mali de verdi, Ukrayna verdi, Azerbaycan verdi. Bildiğim neredeyse bütün ülkeler madalya veriyor. Adama büyük madalyalar veriyorlar. Ya bizim ülkemizde adama bir cenah küfür ediyor ya. Adam neyiniz yedi arkadaş sizin? Ben soruyorum. Adam neyiniz yedi? Paranızı mı yedi? Devletten para mı aldı? Cebinizden para mı soydu? Üçkağıtçı mı? Sahtekar mı? Namussuz mu? Nedir abi ya? Küfür etmenizin sebebi ne ya? Bak soruyorum, bak, bak net soruyorum. Küfür etmenizin sebebi ne? Selçuk Bayraktar idolünden konuştuğum için söylüyorum. Herkesin tanıdığı için. Bunun gibi kaç tane adam var Türkiye'de? Selçuk Bayraktar'ın firmasından biz 20 tane daha firma yapsak ve bu adamlar yılda, çünkü Selçuk Bayraktar oraya doğru gidiyor. Yıllık 10 milyar dolar tek başına hedefe doğru ilerliyor Selçuk Bayraktar. Kızıl Elma bittiğinde o hedefler çok aşılacak, göreceksiniz. Bizim 10 tane öyle firmamız olsa 200 milyar dolar yalnızca savunma sanayinden para kazanmaya başlasak Türkiye'nin sıkıntısı mı kalır? Petroldan para kazanmaya başlasak sıkıntımız mı kalır? Ya ben söylüyorum, memlekete kim iyi bir şey yapmaya kalkıyorsa ya asıyoruz, ya öldürüyoruz, ya küfür ediyoruz. Ama hiçbir şey yapmazsa rahmet okuyoruz ya, şey diyoruz, iyi adamdı ya. Kimseye de şeyi yoktu, zararı yoktu. Ya kimseye zararı olmaması ne demek ya, nasıl yani? Yararı da yok, zararı da yok. Ya ben adamı evime... Yok arkadaş, adı yok. Adı yok. Adam diyor ki, CIA'nin adamına soruyorlar. Diyorlar ki, siz Türkiye'de bir şey yapmak istiyorsanız ne yaptırıyorsunuz? Türkiye'de kimleri satın alıyorsunuz diyor. Ya biz diyor, kimse satın almamıza gerek yok diyor. Nasıl yani diyor ya. Biz diyor, bir tane diyor, Fransa'da bir tane adama yazı yazdırıyoruz diyor. Türkiye'deki herkes ondan alıntı yapıyor, merak etmeyin diyor. Bizde Batı hayranlığı var. Ya Batı yaparsa her şeyin iyisini yapar. Bak Batı yaparsa her şeyin iyisini yapar. Biz yapamayız arkadaş. Biz zaten hiçbir şey beceremeyiz. Ne diyorum bakın. Dünyadaki uçak sanayi daha yeni kurulmaya başladığı dönemde Türkiye'de uçak sanayi var ya. 1940'lı yıllarda bu ülke tank yapmış ya. Tankı var, tankı. Tankı var ya. Tank yapmış bu ülke. Kendi silahını yapmaya başlamış. Her şeyini kendi yapmaya başlamış ya. Siz ki oradan geliyorsunuz. Tekrar 2000'lerin ortasında, 2010'lara tekrar bunları yapmaya çalışıyorsunuz. Peki arada yerde niye yok arkadaş? Aradaki yerde niye yok? Bir fabrika niye kapatılır kardeşim? Amerika istediği için mi kapattılar? Amerika istemiş olabilir. Buna direnen kimse yok muydu memlekette? Ya düşünsenize. Araba yapılıyor Türkiye'de. 60'lı yıllarda devrim arabaları yapılıyor. Arabanın hayata geçmemesinin sebebi olarak ne biliyoruz? Benzin koymayı unuttuk. Devlet başkanı da kızdı. Devlet başkanı kızınca ben sizin yapacağınız arabanın dedi. Araba yapmaktan vazgeçtik. Ya bu kadar basit mi ya? Yani benzin koymayı unuttuğumuz için araba yapmaktan vazgeçtiğimize mi inanalım? İnanacağımız şey bu mu? Ben bu soruyu şimdi gençlere soruyorum. Böyle 7-8 yaşlarında. Ya çocuklar anlatıyorum, böyle böyle diyorum. Diyor ki işte Mete abi diyor, benim diyor babam diyor arabanın benzini bittiğinde benzinciye gidip benzine koyuyor diyor. Niye onlar benzin koymamışlar ki diyor. Mesela onun kafasında o oturmuyor. Peki ben bir şey söyleyeyim. Biz niye 1960'tan ta 2000'lerin ortasına kadar bu yalanı dinlemek zorunda kaldık? Niye devrim arabalarını adam kızmış da yapmamışız? O yüzden vazgeçmişiz. Ben size söyleyeyim. TOG'u yaptığımızda yediği küfürün hatta hesabı yok mu? Hadi onlar yedi. TOG içinde yemedik mi aynı lafı küfürü? Aynısını demediler mi? Ya bir ülkede yapılan fabrikanın İtalya'da olduğunu inananlara bu fabrika Türkiye'de olduğunu inandırmak için uğraştık ya. Ya bana birisi söylesenize bu ülkedeki olmayan bir fabrikayı nasıl yutturabilirsiniz ya? Adam şey söylüyor.
Türkiye'de fabrika yok. Neredeymiş fabrika? İtalya'daymış. İtalya'da arabayı yapıyorlarmış. Gizli gizli gemilere koyuyorlarmış. Sonra gizli gizli getiriyorlarmış. Sahile çıkartıyorlarmış. Sahilden çıkartırken de içeri sokuyorlarmış. Arabaları gizli gizli sokuyorlarmış. Fabrikadan çıkmış gibi yapıyorlarmış. Vay. İtalya'da gümrük yok. Bizde gümrük yok. Bütün gümrükçüler zaten AK Partili. Tamam. Yollardaki bütün şoförler AK Partili. Fabrikada çalışanların hepsi AK Partili. Bunun yolunu bilenlerin hepsi AK Partili. Halk bir tanesi de çıkıp görüntülemiyor mu? Yani bu öyle bir yer yok demiyor mu? Fabrikada yokmuş Türkiye'de. Gemlik'te değilmiş o fabrika, başka bir yerdeymiş. Ve bunları siz aklı selim insanlarla konuşuyorsunuz arkadaşlar. Üstad. Sorun şöyle başlıyor. İnananlar başkalarına inandırmak için zaman kaybediyorlar. Bana soruyorlar, abi sen televizyona buna inanmayanlara anlatmak için mi çıkıyorsun diyorum. Yok diyorum, asla, asla, asla. Ben inananların, inananların bu ülke için bir tane iyi şey için ağlayan adamın mutlu olması için anlatıyorum diyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor inanmayan adam. Hiç ilgilendirmiyor. Umurumda da değil. Bir dakika harcamam zaman. Bir dakika zaman harcamam. Arkadaş, görmek için göze mi gerek var ya? Görmek için göze mi gerek var ya? Yani bu ülkede TOG'un yapıldığını görmek için Gemli'ye gitmeme gerek mi var yani? Bu ülkede şey yok mu kardeşim? Yani gazetesi yok mu? Televizyonu yok mu? Sosyal medyası yok mu? Araba yolda gezmiyor mu? Yok mu böyle bir şey kardeşim? Bunun için görmenize gerek yok mu yani? Gitmenize mi gerek var oraya? Yok. Ama öyle insanlar var ki seyahatlerimde karşılaşıyorum. Ya gerçekten zor durumda insan. Bak, zor durumda insan. Yani cebinde belki gerçekten akşamleyin eve ekmek parası götürecek insan durumunda olmayan arkadaşlarla karşılaşıyorum. Diyor ki abi diyor, bir şey duydum diyor, şunu şunu yapıyormuşuz. Gerçekten öyle mi diyor. Onun ona direkt faydası olmayacak ama adamda öyle bir vatan sevgisi var ki, öyle bir şey var ki, vatanla ilgili o kadar güzel bir duygusu var ki, onun kendisine faydası olmayacağı halde sevinen adama ihtiyacım var benim ya. Her dakika cebimize para girecek diye seven vatansever mi olur ya? Böyle bir şey mi var yani? Bana ne kadar para verirsen o kadar çok severim mi diyeceğiz yani? Var mı hayatta böyle bir şey? Adam hayatta belki hiç TOG almayacak. TOG alacak parası da olmayacak belki. Ama diyor ki bu ülke için iyi bir şey olacak. Ben belki görmedim ama çocuğum görecek diyor ya. Biz bunu başaracak mıyız? Ben başaracağımızı düşünüyorum çünkü gümbür gümbür bir gençlik geliyor. Ben gençlerle çok zaman geçiriyorum. Hiç öyle şey yapmayın. Hani Z kuşağı, muşağı falan diye şey yapmayın. Aslan gibi bir kuşak geliyor. Lafını esirgemeyen, kusura bakmayın, bizim gibi pısırık olmayan bir grup geliyor. Çatır çatır cevabını veriyor. Hiç öyle geri adım falan da yok. Geri vitesleri falan da yok. İleriden U dönüş falan da yapmıyor. Gidiyor üzerine bodoslama. Fikrini söylüyor, cevabını söylüyor, mücadelesini ediyor. Onlar sayesinde biz bu yüzyılı dünyada Türk yüzyılı yapacağız. Ben buna inanıyorum. Hiç de böyle bir abarttığım falan bir şey mevzuda değil. 5 sene önce bu ülke doğalgazı bulacak, bulmak için son çalışma yapıyor dediğimde de buna inancım vardı. Bulduktan sonra da inancım var. Bu ülke petrole ihtiyacı olmayacak döneme de gidiyoruz diyorum. Yine aynı şeyi söylüyorum. Daha ilk savunma sanayinde SİHA konuşulmazken SİHA'yı konuşuyorduk. Bakın diyordum, bunlardan sonra daha gelecekler, bunlar fragman diyordum. Şimdi görüyorsunuz hepsini. Çünkü geziyorum ben, görüyorum. Bu ülkenin potansiyelini biliyorum ben yani. Şimdi ben niye oturup da inanmayan adama şey anlatacağım ya? Bana ne arkadaş ya? Bana ne yani? Bana ne? Ben niye kitap yazıyorum? Ben bütün kitap gelirlerimi okul yaptırmak için harcıyorum. Ben oturup da buna para falan kazanmak gibi bir niyetim hiç yok yani. Ya deprem bölgesinde arkadaşlarımıza bir faaliyetlerimiz var, onları yapıyoruz. Ya kendi memleketimde elimden geldiği kadar bir şey yapmaya çalışıyorum. Benim derdim bundan bir para falan kazanmak değil. Benim derdim bununla ilgili derdimi anlatabilmek. Tarihe not düşebilmek.
Hani dedim ya, Allah'a şikayet edeceğim dediğinde, Allah'ım ben bunun için yaptım, elimden geldi. Ben yazdım, anlattım. Ben bunun olacağını söylemiştim. Ben bunun için askerken de mücadele ettim, şimdi ediyorum demek için. Sizin için de aynı şey geçerli. Evlatlarınız var. Oturtturun akşamları evlatlarınıza, okutun iki tane kelime okutun. Alın bu kitapları okuyun, ne olacağını görün, onlar da görsünler. Sonra iki gün sonra şunun için üzülmeyelim. Evladınızın başına okşamayı Allah sizden almasın, onu söyleyeyim ben size. Tamam. Allah onu yaşatmasın. Yani oradaki babanın ızdırabı, dedenin ızdırabını hiçbiriniz yaşamayın. Ne diyor? Doktor hastanede çalışıyor, torununu getiriyorlar. Seyretmişsinizdir. 5 yaşında, 4 yaşında bir erkek torunu galiba. İsmi de Yasin galiba. Yasin, biz seni 4 sene çok bekledik diyor ya. Biz seni çok beklemiştik. Böyle binlerce çocuk ölüyor her gün. Binlerce çocuk ölüyor. Parçaları bulunmuyor. Anası babası kim olduğunu anlayabilmek için üzerlerine, ellerine, üstüne isimlerini yazıyor arkadaşlar. Allah bizi hiçbirimizi böyle sınamasın. Sınamasın böyle bir şeyle ilgili. Ama sınamamak için önce hepinizin akıllı, hepimiz akıllı olması lazım. Önce kendi değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Öyle gireceğiz inşallah. Ben bir soru daha alayım. Bir soru daha sormak isteyen arkadaşım var mı? Sizden de alacağım ama orada birisi el mi kaldırdı arkadan? Yok, tamam, buyurun. Verin arkadaşlar, bir son soruyu alalım. Yok yok, bak tam yanında bak. Mete Bey, Türkiye'de savunma sanayi ile alakalı birçok güzel şeylerin geliştiğini bizler biliyoruz. Tabii sizlerin çok daha bildiği şeyler var. Şu morallerimizin Allah bullak olduğu şu dönemde bizlere bazı tiyolar verebilir misiniz? Ha, yok, vermem abi. Ya tabii şöyle söyleyeyim, ben size bunu şöyle anlatayım. Bunu endişeye kapılın diye söylemiyorum. Bakın, ekonomik bir sıkıntılı dönemden geçiyoruz. Depremde bunun büyük bir felaket yaşadık. Yalnızca depremin altyapı maliyeti, orayı ayağa kaldırmak için gereken para yaklaşık 150 milyar dolar civarında. Ona rağmen Türkiye 2024 yılında ilk defa savunma bütçesine %250 arttırdı. Yani yaklaşık 40 milyar dolarlık bir bütçeyi ilk defa şeye koydu. Normalde bizim savunma bütçesi %2,5'larla %3'ler civarındadır. İlk defa %10'a denk geliyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü o kadar çılgınca bir dönemden geçiyoruz ki, tehdit algılaması o kadar yükseldi ki, bir an önce silah sistemlerin tamamının yenilenmesi gerekiyor. Buradan anlayın işin ne kadar vahim bir tabloya doğru gittiğini. İlk defa diyorum, bakın, %3'lerden %10 seviyesine çıkartıldı. Türkiye'de bugün sizin benim gördüğüm, size aksettirenler, yansıtılanlar yalnızca projelerin %10'u. Yani sizin gördüğünüz, benim gördüğüm, hadi ben biraz daha sizden fazla görmüş olayım. Bildiklerimiz yalnızca %10'u. Zaten onu bildikleri için de bu kadar çok üstümüze gelmeye çalışıyorlar. Bir tane aşamaya doğru gidiyoruz. Bir aşamamız var, o aşama şu. Türkiye yalnızca savunma sanayinde iyileşmiyor arkadaşlar. Yanlış bir kavram kullanmayalım. Türkiye'nin sanayisi ilerlediği için savunma sanayisi ilerleyebiliyor. Şöyle bir şey yok. Savunma sanayi tek başına bir sanayi değil. Önce sanayinizin olması lazım. Altyapınızın olması lazım. İyi hocalarınızın olması lazım. İyi öğrencilerinizin olması lazım. İyi mühendisleriniz olması lazım. Bu kaliteyi yükselttiğinizde savunma sanayi de onunla beraber yükseliyor. Yoksa savunma sanayiniz iyi, sanayiniz berbat. Öyle bir şey olmaz. Savunma sanayisi güçlü ülkelerin sanayisi de güçlüdür. Bence asıl gururlanmamız gereken şey, sanayimizin teknolojik oranı yükseliyor.
daha teknolojik ürünler satmaya başladık. Buralar muhtemelen Aksaray da öyledir herhalde bildiğim kadarıyla. Daha çok un ve unlu mamuller ve şeyler mi ihracat ediyorsunuz? Öyle mi oluyor? Mesela Konya öyledir. Şimdi mesela Konya ağırlıklı olarak makine satmaya başladı. Yani eskiden unuyla veya diğer şeylerle anılan Konya'nın bugün en büyük üretimleri savunma sanayi ürünleri, makine parçaları ve makine ürünleri, motor blokları. Bunlar çok önemli bir yaşam. Oraya doğru gidiyor. Beni asıl gururlandıran şeyden bir tanesi o. Yani bir şeye ihtiyacımız oluyor. Bize çünkü her şeyin ambargosu var. Motora ihtiyacımız oluyor. Fabrika çok güçlü. Sesleniyorsunuz fabrikaya. Diyorsunuz ki bana 2 seneye bir motor yapabilir misin? 2 sene sonra motor size yapıp getiren bir sanayiniz var. Adama diyorsunuz ki helikopterin şeyini vermiyorlar bize. O alttan yukarı doğru motoru döndürecek olan, yukarı doğru verecek olan güç grubu var. Amerika diyor ki ben sana artık satmıyorum. Sen şimdi Gökbey'i yapıyorsun helikopteri. Ne yapacaksın? Eskişehir'de bir firma var. Canavar gibi bir firma. Adamlar 2 senede dünyanın en kaliteli şeyini yaptılar. En zor yapılan ürünü yaptılar. Şu anda biz kendimiz üretiyoruz. Motor diyorlar, motor vermiyor diyorlar. Eskişehir motor fabrikası helikopter motoru yaptı. Dünyada helikopter motoru yapan 4 tane ülke var. 5. ülke yok ya. Hepsi 2-3 senede yapılıyor. Bence asıl çağ atladığımız yer, öyle söyleyeyim size, savunma sanayi değil, sanayi. Sanayi çok yukarı doğru çıktı. İstediğimiz her ürünü yapabiliyorlar. Mesela biz geçmişte, örnek vereyim de bununla bitireyim. Uzun menzilli füzelerimiz var ya, işte füzeler yapılıyor. Onların motoru Fransa'dan alıyorduk. Dünyada da bunu zaten yapan 2 tane ülke var. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, NATO ülkesi. Bir tanesi de Fransa. Fransızlar bize ambargo uyguladılar, dedi ki size motor yapmıyoruz. Motor vermiyoruz. Biz kendi füzelerimizi yapıyoruz ama motor olmadan yapamıyoruz. İstanbul'da Kale Havacılık diye bir şirketimiz var bizim. Onlara devlet motor görevi verdi. Dedi ki bu küçük olan bir şey, şu boyutta bir şey. Füze motoru. Bunu dediler, şey yapın. Yapın. 5 sene sonra motor tamamdı, bitti. Şu anda NATO ülkeleri yaptık. Fransızların bize sattıkları ürünün ömrü vardı. Yani yaklaşık 45 dakika uçtuktan sonra motor patlıyordu. Yani dayanamıyordu. Bizimkilerin yaptığı motorun bir özelliği var. Ömürsüz. İstediğin menzile gönderebiliyorsun. İstediğin menzile gönderebiliyorsun. Şok geçiriyorlar adamlar. Şok geçiriyorlar. Böyle bir memleketiz. Ya bu memleketle övülecekken, bu memleketle sevdalanacakken, bu memleketle iyi şeylerle ilgili bir şey söyleyecekken bunu konuşuyorsunuz. Mesela ben bazen bir şey anlatıyorum. Adam diyor ki ya niye iyi bir şey anlatıyorsun ki diyor ya. Ne yapayım abi, kötü mü anlatayım yani? Zaten yeteri kadar kötüyü anlatan var. Adam iyi bir şey anlatmayı istemiyor ya, duymak istemiyor ya. Adama şey söylüyorsun, anlatıyorsun, şey diyor bana. Şimdi bu söylediğin şey AK Parti'nin işine yarayacak. Nasıl yani? Şimdi AK Parti doğalgazı bulunca, gidince doğalgazla beraber mi götürecek? Mesela Gabar'daki petrolü bulunca bu AK Parti'nin petrolü mü oldu mesela? Veya Ankara'daki TUSAŞ fabrikası AK Parti'nin fabrikası mı? O gidince onunla beraber kapanıyor mu? Üstünü kapatacaklar mı? Yani adamın kafasındaki yapının bu olmuş olması beni kahrediyor yani. Ya bunların her biri devlet devamlıdır. Gelen üste koyar, gelen gider. İyi yapan adamın arkasına duracaksınız kardeşim yani. Ne yapayım, kötü mü anlatayım, yapmadı mı diyeyim yani. Yani Türkiye Karabağ'ı Azerbaycan'la kurtarmadı mı diyeyim? Yok ya, öyle bir şey yapmadık mı? Hani söylersem ayıp mı olur acaba? Söylersem utanır mıyız? Ne olacak? Ya ben gurur duyuyorum ya. Yani orada Türklerin soykırıma uğramış olması ve toprakların işgal edilmiş olması benim için utanç vericiydi. Kurtarıldığı gün ben bir Türk milliyetçiysem gurur duyuyorum arkadaş. Eğer duymuyorsan da Türk değilsin zaten. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Karabağ'ın kurtarılmasından ben gurur duymayacağım. Niye? Çünkü ben
Karabağ Azerbaycan toprakları. Hani biz Türk milliyetçisiydik? Hani Türk birliğine inanıyorduk? Hani Kızıl Elma'ya inanıyorduk? Hani adam diyor ya, bizim Karabağ'da ne işimiz var? Abi senin zaten hiçbir yerde işin yok. Senin bu memlekette bile işin yok. Sen bu memlekette bile değilsin. Çünkü bu memleketle ilgili iyi bir şey de düşünmüyorsun. İyi bir şey düşündüğünde itiraz ediyorsun. İşi siyasete götürüyorsun ya. Arkadaşlar kavganızı edin, bakın ben size söyleyeyim. Allah her şeyi bize emaneten verdi. Canımızı emaneten verdi. Namusumuzu emaneten verdi. İnancınızı emaneten verdi. Malınızı emaneten verdi. Can hariç her biri için ne kadar kavga ederseniz ona sahip olursunuz. Etmeyenlerin sonunu görüyorsunuz işte. Başka ülkelerde mülteci durumda durmak zorunda kalıyorlar. Namusunuz için, vatanınız için, inancınız için bence hiç kavga etmekten çekinmeyin. Etmiyorsanız kendinizi sorgulayın. Bunlar kutsal davalar ve bu yüzden kavga etmek zorundasınız. Kavga edin de birimizde boğuşun, boğazını sıkın demiyorum. İnancınız için konuşmak için, vatanınız için konuşmak için sıra beklemeyin. Yanınızdan birisi PKK ile ilgili bir şey söylediğinde dönün ve ağzının ortasına cevabını verin. Sırtınızı dönüp gitmeyin arkadaş. Ne diyorsun sen kardeşim? Bir gel bakalım bir de ya. Bir gel bakalım bir de. Neydi? Sen memleket için bir şey mi söyledin diye bir sor, bir hesap bakalım. Bak bakalım bir daha konuşuyor mu? Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Adam konuşuyor. Sırtımızı dönüyoruz, gittiğimiz için bir daha konuşabiliyor. Memleketin %85'i PKK'dan nefret ediyor. Ama PKK'nın sesi bu ülkede çıkıyor. Nasıl oluyor? Allah hepimizi büyük acılarla sınamasın. Sanırım yalnızca bu kitabımı getirmiş arkadaşlar. Mesih kitabı var. Bugün yaşanan ve yarını ne olacağını öğrenmek istiyorsanız bu kitapları imzalayacağım şimdi. Bu kitabı burada mı imzalayacağım? Yok, yandan çok fazla kitap gelmemiş galiba. Yanlış hatırladığımda çok az bir kitap getirmişler. Benden sonra konuşmacı var mı? Yani burada benden sonra kimse var mı? Konuşmacı mı var? Ha, tiyatrom var. O zaman tamam. Ben karşıda kitabımı imzalayacağım arkadaşlar. Fotoğraf çekilmek isteyenler de orada, hem kitabımı hem fotoğrafımı orada imzalayacağım. Çektirin. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bizim de bir hediye takdimimiz var. Hediyelerini takdim etmek üzere Belediye Başkanı Yardımcımız Sayın Fatih Yoldaş Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Kıymetli konuklarımız, burada yoğunluk yapmıyoruz. Hemen karşıdaki nostalji masamızda bütün işlemler olacak. Kitabı imzalama ve fotoğraf.